Merhaba sevgili hanımlar. Sevginin Emeği Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel parçayı paylaşmak istedim, bu örgüyü. Instagram'dan Gül arkadaşımız, Gül Çiçek arkadaşım bana göndermiş modeli. Çıkarmamı istedi. Sizinle paylaşmak istedim. Bunu bayan kazaklarında paylaşabilirsiniz. Bayan yeleklerinde yapabilirsiniz. Hanım yeleklerinde yapabilirsiniz. Çok güzel, çok müthiş bir modelimizdir. Bu modeli daha önce ben yaptım. Çıkarmakta çok zorlanmadım. Daha önce, yıllar önce yapmıştım ben bu modeli. Çıkarmakta da zorlanmadım. Hep birlikte yapalım. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Süveterlerde kullanabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi atıyorum. Biraz ekranımızı küçültelim. Kaç tane model yapalım? 1, 2, 3 tane modelimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 15 ilmek. 15, 16 ilmek yapıp dönelim. 2-2 saydım ben. 16 tane ilmek atıp dönelim. On altı tane ilmeğimizi attık. Şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, İki tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi başına sarıyorum. Burada iki tane ilmeğimi kesiyorum. Bakın. İki tane ilmeğimi kesiyorum. Burada bir, iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın. Başına sarıyorum. Bu iki tane ilmeğimi kesiyorum. İki tane ilmeğimi kesiyorum. Burada bir, iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Kestikten sonra tekrar artırıyorum. Buradaki iki tane ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Burada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. İpim arkada. Bu şekilde. Bu da kenar ilmeğim. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Başka bir işlem yapmıyorum. Burası ikinci sırası. Modelimiz bu şekilde kurulmuştur. Çok basit. Yeni öğrenenler için kolay bir model. Her çeşit örgüde kullanabilirsiniz. Ajırlı, güzel bir modeldir. Bu arada Instagram'dan gönderen Gül arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Beni tercih edip gönderdiği için. Bu şekilde. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada bakın. Burada ajurum. Buradan bir tane düz ilmeğimi de örüyorum. İki tane ilmeğim oldu kenarda. Buradaki ilmekli, artırdığımız ilmekli bu ilmeğimizi tekrar artırıyorum. İkisini bir kesiyorum. Bu şekilde. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada artırıyorum. İki tane düz ilmeğimi ördükten sonra artırıyorum. Burada iki ilmeğimden bu daha önceki artırdığım ilmeğimi ikisini bir kesiyorum.
Burada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki tane. Tekrar artırıyorum. İki tane ilmeğimi birleşik artırdım. İki ilmeğimi birden kestim. Şimdi tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada artırıyorum. Burada artırma yapamıyoruz. Çünkü tek ilmek kaldığından 1, 2, 3 tane düz ilmek, bir de kenar ilmeğe 4 tane ilmeğimi ördüm bu şekilde. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters bir şekilde ördüm. Bakın artırdığımı, bütün ilmeklerimi, kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Bu arada şu sarı modelimize de örebiliriz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Buradaki iki tane ilmeğimi, bakın. Burada kenar ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Burada ilmeğimden bu ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Bakın. Takıyorum. Bu arkadan bu şekil alıyorum. Bu iki tane ilmeğimi kestikten sonra artırıyorum. Bakın. Artırdım. Bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Bakın. Buradaki ilmeğimi bu şekil. Buradan takıyorum. Bu şekil yönünü çeviriyorum ilmeğimin. İkisini bir arkadan alarak kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Şimdi artırıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bu ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bakın. Yön olarak değiştiriyorum. Bu arkadan alarak bu şekil kesiyorum, ikisini bir artırdım. Düz olarak örüyorum. 3 tane kenarda ilmeğim kalmıştı. Bu şekil. Şimdi buradaki ilmeklerimden devam ediyorum. Bakın. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Krem rengi belki gözükmeyebilir diye sarı ördüğümü elime aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönerim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeği ön yüzüne geçiyorum modelimin. Aynı şekil öbür krem renginde nasıl yaptıysam burada aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada iki tane kenar ilmeğimi ördüm. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Artırıyorum. Bakın. Artırıyorum bu şekil. Buradaki iki tane bu ilmeğimle bu daha önceki artırdığım ilmeğimi ikisini bir kesiyorum. Burada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. İkisini bir kesiyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekil artırıyorum. İkisini bir kesiyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. İkisini bir kesiyorum. İki tane kenar ilmeğim. Bir tane düz ilmeği gördüm, bir de kenar ilmeği. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönerim bu şekil. Sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim, modelimin ön yüzüne geçiyorum. Burada bir tane kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düz ilmeğim
Bu şekilde ikisini bir düz olarak ördüm, iki tane ilmeğimi. Burada ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum tekrar. Bunları çıkarıyorum böyle. Bunu da arkadan böyle alarak ikisini bir takıyorum. Buradan arkadan şişimi takıyorum. İkisini bir kesiyorum. Onu kestikten sonra artırıyorum. Buradaki ajurlarımız bu sefer çapraz olarak ortaya çıkıyor böyle. Burada ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum bakın. Tekrar arkadan takıyorum. İkisini bir kestim. Artırıyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Arkadan alıyorum. Şişimi bu şekilde takıyorum. İkisini bir kesip bırakıyorum düz olarak. Artırıyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. İkisini bir tekrar takıyorum. Bakın. İpim hep arkada, düz önünde. Düz yüzünde modelimin. İkisini bir bu şekilde takıyorum. Kesiyorum. Artırıyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde devam edip örebilirsiniz. Arkadaşlar, çok güzel, çok hoş bir modelimiz ortaya çıktı. Hep birlikte yapalım. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.